Evet aslında Trump'ın 14 Aralık'ta yapmış olduğu açıklamada Suriye'den çekilme kararı yoğun bir diplomasi trafiğinde beraberinde getirdi. Hem Türkiye'de hem de diğer ülkelerde. Tabii bu aslında şaşılacak bir durum değildi. Trump baştan itibaren iktidara geldiğinden itibaren Suriye konusunda eleştirel yaklaşan, özellikle Obama dönemini eleştiren yaklaşan bir yaklaşımı vardı. Ama daha sonraki süreçlerdeki kendi iş politikasındaki yaşanan gelişmeler, özellikle duvar örülme olayı Meksika sınırındaki hem bu iş politika gündemini bir ölçüde hafifletmek hem de daha önce vermiş olduğu yani eleştirmiş olduğu Obama döneminin politikalarıyla da hesaplaşma gereği duydu. Ve bu nedenle bir geri çekilme kararı aldığını belirtti. Tabii bunun arka planda başka unsurlar da var. Örneğin Türkiye'nin ciddi anlamıyla kararlılık göstermesi. Özellikle Türkiye'nin güvenliğine yönelik olarak su, Fırat'ın doğusundan gelecek YPK, PYD terör örgütlerinin Türkiye'ye yönelik tehditleri karşısında Türkiye hani müdahale etme gereğini çok üst düzeyde ve e, kararlı bir şekilde Beyaz Saray'a da iletmiş oldu. Ve bu iki e, Trump'ın da hani Türkiye'nin olası bir müdahalesi sonucu iki NATO ülkesinin karşı karşıya gelmesinin olası etkilerini değerlendirdiğinde hani bir ölçüde bir e, e, Suriye'den çekilme kararını ilan etti. Ancak bu ilan da hani bekletil, beklenildiği gibi de olmadı. Çünkü ne zaman beklenilecek ne kadar süre sonra Amerikan askerleri Suriye'den çekilecek üzerine bir takvim belirlenmedi. Bir başka çok önemli bir konu bu zamana kadar Amerika Birleşik Devletleri'nin PYD, yPG vermiş olduğu yani oradaki birliklere vermiş olduğu silahların durumu ne olacak, ağır silahların durumu ne olacak? Eğer bunlar tekrar Amerika bir Birleşik Devletleri'nin ordusu tarafından toplanacak mı? bir başka konu ise gerçekten tam anlamıyla çekiliyor mu? Yani hemen geçen hafta bildiğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump Irak'taydı. Ve Irak'taki Amerikan askerlerini ziyaret etti. Ve ondan sonraki durumda da hani Orta Doğu'daki gelişecek olan sorunlardaki bu askeri yapıdan Irak üzerinde müdahale edeceğini söyledi. O yüzden hani kafalarda bir sürü soru işareti ortaya çıktı. Gerçekten Trump sureden çekiliyor mu? Bu konuda Rusya ne düşünüyor, İran ne düşünüyor, e, e, Suriyedeki rejim ne düşünüyor gibi tartışmalar ortaya çıktı ve bu konuda da Türkiye'de üst düzey bir heyet bildiğiniz gibi e, geçen hafta e, bir e, Rusya bir resmi ziyaret yapıldı. Bu ziyaretin içerisinde dışişleri bakanımız, efendim, Milli Savunma bakanı, MİT müsteşarı ve Cumhurbaşkanı sözcüsü olmak üzere üst düzeydeki bir ziyarette ve bu konu yine Rusya'daki meslektaşlarıyla ele alındı. Oradan yapılan açıklamalara bakıldığında benzer ortak açıklamaların olduğunu görüyoruz. Her iki ülkenin resmi temsilcilerinin yaptığı açıklamada aslında Suriye'deki bütün terör örgütlerinin temizlenmesi yine Astana sürecine özel vurgunun yapılması ee, ve yine Irak'ın, e, Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanılması. Yine bir başka konu, dördüncü bir konu olarak da e, özellikle e, e, Suriye dışında yaşayan mültecilerin, sığınmacıların, varlığı sorunu ve bunların kademeli olarak kendi ülkelerine dönüşüyle ilgili bir eylem planına duyulan ihtiyaç ve son olarak da anayasa komisyonunun, oluşturacak olan anayasa komisyonunun yapısı. Tabii Katar'da yapılan bir açıklamaydı. Sayın Dışişleri Bakanı'nın Er Suriye'de demokratik bir seçim olunduğu, olduğu takdirde ve bu seçimin sonuçlarının tanınacağı ile ilgili bir kendi değerlendirmesi vardı. Bence de da olumlu bir değerlendirme olduğunu düşünüyorum. Çünkü hani e, oluşturulacak olan Anayasa Komisyonu'nun ülkenin, Suriye'nin toprak bütünlüğüne saygı esasında Demokratik bir seçimlerden sonra e, oradaki seçim sonuçlarının kabul edilmesi hem oradaki istikrarlı sağlanması açısından da gerekli hem de e, daha kurumsal demokrasiye geçişinde Türkiye'nin vereceği bir destek anlamıyla bunu bu şekilde değerlendirmek gerekiyor. Türkiye'nin aslında iki tane ana önceliği var. Bunlardan birincisi e, kendi güvenine yönelik olan tehditlere. E, karşı gerekli önlemleri alabilmek ve tehdit olgusunun da özellikle e, bu e, Suriye'nin kuzeyindeki, Fırat'ın doğusundaki bölgelerde YPG ve PYD'den gelen bir tehdit olduğunu hep beraber biliyoruz. O nedenle de bu tehdidin bertaraf edilmesi. İkinci noktada da yine Suriye'nin toprak bütünlüğünün sağlanarak tekrar işte hani Türkiye'deki 3.6 milyon kadar mültecinin geri dönüş, gönüllü görüş, geri dönüş çerçevesi içerisindeki tekrar geri dönüşünün sağlanılmasıyla ilgili.